Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Bugün İkizler Burcu'nun Aralık ayında başına gelecek olaylardan, sevgili ikizlerimizin Aralık'ı nasıl geçireceğinden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak kartlarımızı açıyorum. İkizler Burcu 2019 genelinde maddi konularda zorlandı. Bu yüzden maddi ve konular ve iş konularıyla alakalı bir başlangıç yapmak istedim. Yani yıl genelinde sorunlar yaşamış olsak da hem iş hem de maddi konularla ilgili 2020 bize çok iyi geliyor. Aralık ayında da bunun ilk mesajlarını, haberlerini almaya başlayacağız. 2019'un başlarında ve ortalarında beklenen maddi konular, sürüncemede kalan ve engellenen şeylerle alakalı problemler, sorunlar ortadan kalkacak gibi gözüküyor. 3 Aralık'tan sonra daha öncesinde elimizden kaçan iş fırsatları, yapamadığımız, anlaşamadığımız, sonuca bağlayamadığımız bazı anlaşmalar tekrardan gündeme gelecek ve bu sefer olumlu olarak sonuçlanacak gibi gözüküyor. Özellikle Aralık'ın son 10 günü içerisinde işle ilgili beklediğimiz haberleri karşı taraftan alacağız. Bunlarla ilgili yazışmalar ve hani netleşmeler, bu işleri sonuca bağladığımızı yazılı hale getireceğimiz belgeler oluşturmaya başlayacağız. Son 10 gün aslında bir şeylerin, iş konularının netleştiği bir dönem olacak gibi gözüküyor. İş hayatımız yoğun. Genel olarak Aralık itibariyle aslında bütün burçlarımız yoğun. Fakat ikizler ekstra titiz davranıp ekstra yorulabilirler. Ekip çalışmalarını çok fazla önermiyorum ikizlere. Bu yüzden de birazcık daha yalnız kalacakları için kendilerini daha kötü hissedebilirler ya da daha yoğun hissedebilirler. İş hayatında kadın yöneticilere özellikle dikkat diyorum. Kadın yöneticilerle çatışma daha yoğun yaşanacak Aralık ayında. Böyle iş hayatımızda bir hararetlenme, insanların birbirine karşı böyle bir sıkıntılı tavırlarıyla karşılaşabileceğimiz bir dönem. O yüzden sakin olmanızı ve işe odaklanmanızı önerebilirim. İş hayatıyla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Gelelim genel ilişkilerimize. Bu dönemde aslında özgüvenimiz yüksek. Hani bu durum bizi biraz yalnızlaştırabilir. Yani böyle bir biz de kendi kendimizle kalmaktan memnun olacağız. Kendimizi daha zeki, daha alımlı hissedecek gibi gözüküyoruz. Yani etraftan çok zevk almayacağız. Aralık ayında daha böyle kendi kendimize olmaktan mutlu olacağız gibi gözüküyor. Sosyal ilişkilerimizde alttan almak önemli. Çok fazla yani böyle insanlarla tartışmaktan kaçınalım. Duygusal hayatımızda gizemli olup durumumuzu çok fazla çevreye yansıtmamamız gerekiyor. İlişkilerimizle ilgili olumlu ya da olumsuz olayları anlatmayalım. Hani duygusal hayatımızı birazcık daha kendimize saklarsak hani bizim için daha iyi olacak bir dönem gibi gözüküyor. Ayın son haftası ise daha sosyaliz. Yalnızlıktan kurtulup arkadaşlarımızla daha çok vakit geçireceğimiz, daha keyifli olacağımız bir dönem gibi gözüküyor. Cinsel hayatımız renkleniyor Aralık'ın ikinci haftasından sonra. Şöyle bir durum, bir de çevre tarafından da şanslıyız aslında. İş hayatında her ne kadar zorlanıyorsak, sosyal ortamımızda da yapacağımız hatalara karşı çevremiz daha yani affedici ve bizi olumlu görmeye, bizi idare etmeye daha meyilliler. Ama tabii ki biz de buna karşılık olarak daha anlayışlı davranmamız, ilişkilerimizi bozmamamız açısından önemli. Gene Aralık'ın ortasında aslında Aralık'ın ikinci haftasına kadar gizli olalım. Özellikle ikili ilişkilerimizle alakalı çok fazla olay duyurmayalım dedik. Ama ikinci haftasından sonra da birden böyle bir şeyleri ilan etmek isteyeceğiz. Yani işte evleniyorum, bir ortaklığa başlıyorum, ortaklığımı bitiriyorum ya da boşanıyorum gibi durumları çevreyle paylaşacağız gibi gözüküyor açıkçası. Bu arada
2019'un Aralık ayı açıkçası dış görünüşümüzle ilgili değişiklikler yapmak için de olumlu bir dönem. Ve yani atıyorum işte saç rengimizi değiştirmek olabilir, saç modelimiz olabilir, çeşitli estetik gibi operasyonlar olabilir. Kendimizle ilgili değişiklikleri çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir dönem ve hiç, yani gözünüz kesinlikle arkada kalmasın. Bunlarla ilgili olumlu sonuçlar alacağız gibi gözüküyor. Aslında fazla mükemmeliyetçi bir olduğumuz bir ay. Hani bu noktada ben kendimizi törpülememiz gerektiğine inanıyorum. Aslında ya alacağımız sonuçlar olumlu. Bu yüzden de hani kendimizi strese sokmaya çok fazla gerek yok. Sağlık açısından şanslı olduğumuz, kendimizi iyi hissettiğimiz bir dönem gibi gözüküyor. Ama çeşitli terapiler için, enerji çalışmaları için, danışmanlıklar için de doğru bir dönem. Yani özellikle sezgisel anlamda, duygusal anlamda, ruhsal sağlığımızla alakalı daha iyileşmeye ve iyiye gitmeye meyilli olduğumuz bir dönem olacak olarak gözüküyor. Bu arada yani olumsuzluklar yaşayabildiğimiz bir ay olmasına rağmen gelecekle alakalı umutlu olduğumuz, inançlı olduğumuz da bir dönem. Ve bu umutlarımız, inançlarımız da boşa çıkmayacak gibi gözüküyor açıkçası. Yurt dışı ile alakalı ya da uzak şehirlerle alakalı da bağlantılarımız olacak. Buralardan hem özel hayatımızla alakalı hem de iş hayatımızla alakalı çeşitli iş ortaklıkları gibi durumlarda haberler alabilecek gibi gözüküyoruz. Bekar olan ikizler için özel bir açılım yapmam gerekirse de bu duruma çok fazla değinmedim çünkü. Açıkçası geçmiş ilişkilerinizle ilgili kendinizi yargılayacağınız bir dönem olabilir gibi gözüküyor. Aslında birazcık flörtöz ve çapkınlaşabileceğimiz bir dönem. Yani geçmişe takılı kalmamak önemli. Gelecekle alakalı da böyle aşırı beklenti sağlayıp işte illaki bir şeyler olsun diye uğraşmaktansa daha flörtöz, kafamızın daha rahat olduğu, daha rahat ilişkiler yaşamaya yönelebileceğimiz bir dönem gibi gözüküyor. Özellikle duygusal konularda kendimizi sıkmak istemeyeceğiz. İş hayatındaki hafif gerginliğimiz ve yoğunluğumuz yüzünden zaten hem evli ikizler burçları hem de bekar olanlar için duygusal hayata odaklanmak bir nebze zor olabilir. Bu noktada diğer burçlar da eğer ikizleri dinliyorlarsa şunu net bir şekilde söyleyeyim. Duygusal hayatla ilgili Aralık ayında lütfen ikizleri sıkıştırmayalım. Çünkü zaten böyle hani barut gibi dolaştıkları bir ay, işte çok sıkıldıkları, çok yoğun oldukları, gerçekten zorluklarla karşılaştıkları, yalnız oldukları bir dönem. Hani bu noktada onlar çok farklı bir şey düşünürken duygusal konularla ilgili sorgulamalar ikizleri gerçekten kızdırabilir. Yani istemediğimiz bitişler yapabiliriz. Bu yüzden sakin olmamız gerektiğini düşünüyorum. İkizlerle alakalı olarak bu arada yani kendilerini korumalarını öneriyorum. Yani sağlık açısından kendilerini korumalarını öneriyorum. Bunun açılımı da şu. Yani hasta olmaya meyilliyiz. Ama bu kendi bakımımızla da alakalı. Yani üşütmeyelim ya da işte ufak tefek önlemlerimizi alalım, yoksa hastalığa dönebilecek bir dönem. Onun haricinde son derece sağlıklıyız aslında. Bu arada aileden aslında samimi olmadığımız bir insanla da daha sık görüşmeye başlayacağımız bir dönem. Yani bu bir uzak bir kuzen olabilir. Uzak bir akraba olabilir. Farklı bir yerde yaşayıp yani yeni dönemde hayatımıza tekrardan girecek olabilir. Bu noktada yani uzak kaldığımız aile bağları bireyleriyle birleşip aile bağlarını güçlendireceğimiz de bir dönem aslında. Fakat en büyük uyarım ikizler için bu ay tamamıyla işe odaklanıp kendinizi yormayın. Tamam, iş hayatı bütün enerjinizi ve zamanınızın çoğunu alacak. Ama bu bir toparlanma dönemi. Sonucu kesinlikle iyi olacak, iyiye gidecek. Hani bununla alakalı da hem sosyal hayatınıza birazcık daha önem verebilirsiniz, hem
hem de ikili ilişkilerde partnerlerinizi yıpratmaktan kaçınabilirsiniz. Yolculuklar konusunda çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Sanırım bu dönemde bulunduğumuz, yaşadığımız çevrede kalacak gibi gözüküyoruz. Zaten ayın getirdiği yoğunluk da çok fazla seyahat etmemize izin vermeyecek gibi gözüküyor. İkizler Burcu ile ilgili yayınımızın sonuna geldik. Hepinize güzel bir Aralık ayı diliyorum.